prostat kanserinin önemli bir günündeyiz. Özellikle paylaşımı Türkiye'de dünya genelinde duyuyoruz ama prostat hastalığı nedir? Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri erkeklerde görülen kanser türüdür ve çok sık görülme sıklığı çok yüksektir. Dünyada her 3 dakikada bir erkeğe prostat kanseri tanısı konmaktadır. Dünyada ortalama 1 milyona yakın yeni prostat kanseri tanısı konmaktadır. Ve erkeklerin yaşam boyunca her 6 erkekten bir tanesi prostat kanserine yakalanmaktadırlar. Prostat kanseri önemli. Erken teşhisi çok önemli. Çünkü prostat kanseri çok bulgu vermeyen bir hastalık. O yüzden 40 yaşını geçen erkeklerde her yıl mutlaka ürolojik muayene yaptırmaları gerekmektedir. Ve biyokimyasal bir test olan PSA kanda bakılan bir testtir. Ve prostat kanserini bize gösteren bir değerdir. Eğer PSA değerleri yüksek çıkmışsa biz mutlaka prostat kanseri yönünden hastamızı araştırmamız gerekir. Ne kadar prostat kanserine yakalanan kişiyi ne kadar erken dönemde teşhis koyarsak başarısı %100'lere kadar çıkmaktadır. Bunun altını çizmek isterim. Eylül ayı prostat kanserinde farkındalık ayıdır ve özellikle 15 Eylül prostat kanseri farkındalık günüdür. Bu niye önemli? Erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla görülen kanser türüdür. Özellikle aile öyküsü olanlarda, ailesinde prostat kanseri olanlar daha dikkatli olmalıdır teşhis konması için. Herhangi bir şikayeti de olmasa. Prostat kanserinin belirtileri idrar yaparken ağrı yanma olabilir, kasıklarda ağrı olabilir. Ama bunlar çok böyle bariz, çok böyle hani hastayı doktora götürebilecek şikayetler olmadığından mutlaka 40 yaşından sonra erkekler mutlaka üroloji doktoruna muayene olmaları gerekmektedir ve PSA kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Prostat kanserinin tanısı kondu, prostat kanserinin tedavisindeki aşamalar nelerdir? Şimdi prostat kanserinin her kanserde olduğu gibi 4 evresi vardır. 1, 2, 3, 4. En erken evre sırf prostatla sınırlı. Daha sonra evre ilerledikçe çevre yakın organlara yayılımı, hastalığın sıçraması dediğimiz, daha sonra evre 4 dediğimizde diğer uzak organlara sıçraması görülmektedir. Ve bununla ilgili de tedavi seçenekleri de değişir. Hastalar için prostat kanserinin erken dönemlerinde prostat ameliyatı olmazsa olmaz tedavisidir. Ama eğer hastalarda ameliyata uygun değilse, kardiyovasküler hastalıkları varsa, ileri yaş kardiyovasküler hastalıkları varsa ve akciğerlerin kapasitesi cerrahiye uygun değilse biz hastalara radikal radyoterapi dediğimiz hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik ışın tedavisi yapmaktayız. Ve böylelikle erken evrede prostat kanserinin tedavisini yaparsak ışın tedavisiyle hastalarda yıllarca, 10 yıllarca hastalıksız olarak takiplerini yapma şansına sahip oluruz. Prostat kanserinin erken teşhis edildiğinde hastalıksız sağ kalım çok yüksektir. Velev ki hastalığın prostatla sınırlı evresinde değil de organlarına sıçramış şekilde dönemde hastalığın teşhisini koyarsak hastalarımıza yapılacak tedavi hormonoterapi dediğimiz ağızdan hap tedavisi ve subkutan cilt altından yapılan tedavilerdir. Bunlar bir kemoterapik tedavilerdir. Ve onun haricinde eğer hastalık kemiklerine sıçramışsa, diğer beynine sıçramışsa o zaman da hastaya bu kemiklere sıçrayan bölgelerde metastaz yapmış olan bölgelere de hastaya ışın tedavisi uygulamaktayız. Işın tedavisi hastaya ne faydası sağlar? Hastaya
eğer o bölgelerde ağrısı varsa ağrısını gidermek için kullanmaktayız. Yine beyine metastaz yapmışsa beyindeki hastalığın sıçramasına bağlı, metastazına bağlı bulantı, kusma, çift görme gibi şikayetlerinin tedavisi için yine ışın tedavisi uygulamaktayız. Bu hastanın daha kaliteli yaşam sürmesine sebep olur. Bu şekilde ne kadar erken evrede yakalanırsa o kadar başarı şansı çok yüksek olan bir tümör tipidir. Yine biraz önce söylediğim gibi en sık görülen kanserlerdendir. Akciğer kanserinden sonra erkeklerde ikinci sıklıkla görülür. Ve yılda ortalama dünyada 1 milyon kişiye yeni prostat kanseri teşhisi konmaktadır. Bu yüzden çok büyük bir sayı bu. Bu sayının da tedavi edilmesi biz onkologlar için erken evrede olduğu zaman çok önemlidir diyebiliriz.